Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Tuğhan Akif Akkuş. Birlikte Öğrenelim kanalına tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün oluklu kertenkeleyi konu alacağız. Arkadaşlar oluklu kertenkelenin bilimsel adı ise Pseudopus apodus'tur. Genellikle Asya ve Balkanlarda yaşayan bir tür sürüngendir. Türleri 50 yıldır çalılık ve sulak alanlarda yaşarlar. Dışında site ve apartmanların aralarındaki arazilerde de görülebilirler. Yetişkin kertenkelelerin boyları 1,5 metreye kadar uzayabilir. Bu kertenkele adını ise yanlarındaki girintiden alır. Çiftleşmeden 2,5 ay sonra taşların altına 8 ila 10 adet yumurta bırakırlar. Yumurtalar bırakıldıktan 2 ay sonra çatlamaya başlarlar. Dişiler yavruları yumurtadan çıkana dek yumurtalarını korurlar. Gövdelerinin yarısını kuyrukları oluşturur. Tıpkı diğer kertenkeleler gibi tehlike anında kuyruklarını bırakırlar. Bu yüzden bir diğer adı ise cam kertenkelesidir. İngilizce karşılığı ise glass lizard'tır. Bu adı da tehlike anında kuyruğunu cam gibi parçalamasından alır. Aslında kendisini avlamaya çalışan hayvanı şaşırtma taktiğidir. Kuyruklarını kolaylıkla yenileyebilirler. Kertenkelelerin kuyrukları besin ve yağ deposudur. Bu yüzden kuyruklarını bırakmaları bazı zamanlarda ölümlerine sebep olabilir. Evrim sürecinde ayaklarını kaybetmişlerdir. Fiziksel görüntüleri bir yılanı andırmaktadır. Bu kertenkelelerin yılanlardan farkı ise göz kapaklarının olması ve kulak deliklerinin olmasıdır. Bizde ise Aydın ve İzmir çevresinde sıklıkla görülmektedir. Peki oluklu kertenkeleler nasıl beslenmektedirler? Salyangoz, çekirge, böcek, fare, karınca ve termitlerle beslenirler. Konuyu dağıtmadan arkadaşlar, termitleri bilmeyenler için ufak bir açıklama yapayım. Termitler ak karınca ve beyaz karınca olarak adlandırılırlar. Organik kökenli beslenirler ve doğaya zararları çok fazladır. Oluklu kertenkeleler doğaya zarar veren şeyleri yedikleri için çiftçi dostu olarak da anılırlar. Ama maalesef arkadaşlar yılana benzedikleri için öldürülmektedirler. Ben de bir hayvansever olarak doğaya bu denli faydası olan bir canlının bilinçsizce katledilmesine karşıyım. Ekosistemi koruma ve doğa sevenler yetkilileri oluklu kertenkelenin uysal ve zararsız olduğunu belirtmektedirler. Oluklu kertenkelelerin doğaya zararı olmadığı gibi yararları da vardır. Lütfen onları koruyalım. Unutmayın, onlar da dünyanın bir parçası. Ve şunu da aklınızdan sakın çıkarmayın. Bir canlıyı yok etmek, dünyanın bütün dengesini bozmak demektir. Doğayla dost kal, yoksa kaybeden sen olursun. Evet arkadaşlar, videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın arkadaşlar.